Gürcan Bilgiç, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ezgi, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet, Fenerbahçe Olympiakos karşısında evinde oynayacak. İlk maçta iyi bir performans sergilemişti Frankfurt karşısında. Her ne kadar sonuç beraberlik de olsa, acaba Olympiakos mücadelesiyle nasıl bir takım ve nasıl bir sonuç göreceğiz, ne dersiniz? Valla kendine has bir karşılaşma izleyeceğiz. Yani bir Avrupa Ligi maçından daha ziyade Pereira ile Olympiakos arasında bir maç olacağını düşünüyorum ben Fenerbahçe adına. Bugüne kadar iki takım zannediyorum hazırlık maçı oynadılar birbirleriyle ama ilk defa bir resmi maça çıkacaklar. Ve Pereira da Fenerbahçe'ye gelmeden önce 2015'te Olympiakos'un teknik direktörüydü. Ve oradan ayrılırken de bayağı bir gürültü çıkmıştı. İstanbul'a gelirken, Fenerbahçe'ye gelirken ağır eleştiriler almıştı. Ve eski takımına karşı da bence şey olacaktır, böyle bir daha bir konsantre, daha hırslı çıkmak isteyecektir. Orada Fenerbahçe'yle birlikte farkını göstermek isteyecektir. Hem eski takımına, hem Yunan basınına, hem de Olympiakoslu taraftarlara karşı. Nitekim Hatay dönüşünde şöyle bir şey duydum Ezgi. İşte uçağa binmiş herkes. Pereira koltuğuna yerleştiğinde hemen laptopunu açıyor. Ve bu maçı çalışmaya başlıyor. Yani zor bir deplasmandan dönüyorsunuz, iyi bir galibiyet almışsınız, takım lider olmuş. Yani bunu kutlamak, bunun keyfini çıkarmak yerine bu maçın hazırlıklarını, kurgusunu, işte rakibin analizini, ne yaptığını, ne ettiğini oturup çalıştığını öğrendim. Bu da hoca için bu maçı bence ayrı gördüğünü, ayrı hazırlandığını gösteriyor benim adıma. Gerçi dünkü basın toplantısında bu havayı sezdik mi sezmedik. Rakibe saygı duyduğunu ifade ettiği bir takım olduğunu söyledi. Bir Portekizli hoca, benim meslektaşım, arkadaşım çalıştırıyor dedi. Orada gayet dostane mesajlar verdi ama işin kendi etabında, kazanma etabında ya da Kadıköy'deki gösteri etabında daha farklı, daha hırslı olduğunu düşünüyorum Pereira'nın. Evet, şunu da sorayım şimdi, normal şartlarda Mesut Hatay maçında bu maç düşünülerek dinlendirilmişti ama bir gripal enfeksiyon geçirdiği bilgisi var ki Frankfurt maçında da takımın kilit oyuncularından biriydi. Bu noktada acaba bu akşam Mesut'un oynayamaması takımı nasıl etkiler? Şimdi Fenerbahçe'nin bir oyunu oldu artık, beğeniriz beğenmeyiz. Oyun üstünden bir gelişme modeli gösterdi. Hatay gibi bir takım karşısında, etkili bir takım karşısında, gole ulaşmakta zorluk çekmeyen bir takım karşısında rakibi neredeyse sıfır pozisyonda bırakan bir oyun oynadı. Ve bunun karşılığında da 15 şut buldu. Olympiakos'un Antwerp maçına baktığımız zaman 2-1 kazanmış. Ama maçın dengede olduğunu, rakibin daha çok pozisyona girdiğini görüyoruz. Demek ki topu rakibe bırakmak isteyen bir sistemleri var. O sistem içinde rakibin zayıf yönünü arıyorlar. Olympiakos adına konuştuğumuz zaman ki Fenerbahçe içinde çok benzer yorumu yapabiliriz. Özellikle öne geçtikten sonra topu rakibe bırakarak, kendi alanında bekleyerek o kontra atakları, hızlı atakları zorlayan bir takım durumunda Fenerbahçe genel yapısı itibariyle. Hatay'da bir iddia gerçekleşti. İlk defa kedi geldi, pardon. Duran toptan da gol buldu. Mesut elbette önemli bir oyuncu. Dünya çapında bir oyuncu. Ve her takımın, her rakibin çekindiği bir oyuncu. Böyle bir karşılaşmada, yani Olympiakos'un daha çok sahasında bekleyeceğini düşünürsek, böyle bir karşılaşmada Mesut'a, onun paslarına, onun aklına, onun oyun bilgisine çok ihtiyacı olacaktı Fenerbahçe takımının. Ama ilk yarım saatte özellikle enerji üreterek, baskı uygulayarak, kendi seyircisinin de verdiği güçle rakibi zor durumlara düşüreceklerini ve oradan eğer bir gol üretirlerse maçı da kendi kontrollerinde, belki topun kontrolünü rakibe verecekler ama oyunu kendi kontrollerinde sürdüreceklerini düşünüyorum. Eski geçen sezonlara farklı Fenerbahçe'nin bu sezon şöyle bir değişikliği var. Kahramanları var, formda oyuncuları var.
Valencia çok formda. Muhtemelen bugün Pelkas oynayacaktır. Böyle bir maçta Pelkas'ı ilk 11'de şans vereceğini düşünüyorum. Şöyle Gustavo hemen çok bir formda. virgül atalım isterseniz Gürcan Bey, hiç aktaralım muhtemelen 11'imizi. Pelkas dediğiniz için söylüyorum. Bizim muhtemel 11'imizde şu an yok gibi ama Altay Zalai, Mincakim, Novak, Osayi, Meyer, Gustavo, Ferdi, Berisha, Rossi, Valencia öndeki üçlüyü oluşturacak gibi görünüyor. Berisha Valencia ikilisi Hatay maçında birlikte oynayıp aslında fena da olmayan bir görüntü vermişlerdi. Bu noktada siz burada bir Pelkas değişikliğini mi beklersiniz bu 11 üzerinde? Ben bekliyorum, evet. Pelkas'ın ilk 11 oynayacağını düşünüyorum. Mert Hakan çok formda. Mert Hakan'dan vazgeçer mi? O da bir soru işareti benim adıma baktığımız zaman. Ferdi'yi bu karşılaşmada dinlendirebilir. Yani Hatay maçında Osayi'yi dinlendirmişti. Ferdi de devamlı oynayan oyunculardan. Onu da bu karşılaşmada yedek başlatabilir. Bu rotasyonları yapıyor Vitor Pereira. Yani oyuncu bir maç önce iyi oynamış, kötü oynamış çok değerlendirmiyor. Değerlendirse Mesut'u Hatay maçında yedek bırakmazdı. Ki son maçın, yani Giresunspor maçının en çok koşan oyuncularından biriydi. Bir de skor yapmıştı Mesut. Ferdi de bu rotasyon içinde yedek başlayabilir. Benim tahminim öyle. Onun dışında değişiklik bekler misiniz? Orada yapmıyor çok. Defans üçlüsünü sabit tutuyor kaleciyle beraber. Gustavo değişmiyor. Uzun bir dönem Gustavo Zajc ikilisi de değişmedi. Yani işin arka bölümünde, defans bölümünde çok rotasyona gitmiyor. Ama ön tarafta sürekli değişen, sürekli farklı oyuncularla oynayan bir Fenerbahçe var. Hatırlayacaksınız, Başakşehir maçında Mesut da Valencia'yı dinlendirdi. Vitor Pereira, yani risk aldı o karşılaşmada. Bu maçla da ilgili ben Pelkas'ın oynayacağını, Ferdi'nin de oynamayabileceğini, yedek başlayabileceğini düşünüyorum. İyi bir takım Olympiakos, iyi oyuncuları sahip. El Arabi gibi golcü bir de bir oyuncusu var. Ki Antwerp maçında da galibiyet golünü atan oyuncuydu Olympiakos adına. 3 puanlı tek takım şu anda Olympiakos. Zaten bir maç oldu da başlayalım. Bu karşılaşma aynı zamanda grup birinciliği içinde önemli bir maç olacak. Yani Fenerbahçe'nin kazanması, grup birinciliğine geçmesi, ligde de lider, iyi bir moral olacaktır. Hem takım adına hem Fenerbahçe taraftarları adına. Peki bir de hemen skor tahmini alayım sizden Gürcan Bilgiç. Öyle kapatalım bağlantımızı. Şimdi Fenerbahçe evet iyi mücadele ediyor, iyi karşı koyuyor rakibe, koşan coşkulu bir takım. Ama özellikle set defans yapan, yani kapanan rakipler karşısında pozisyon bulmakta da, gol bulmakta da sıkıntı çekiyor. O nedenle karşılaşmalara dikkat edin, hep 1-0, 2-0, 2-1, yani çok skorlu geçmiyor Fenerbahçe adına. Bu maçta da kalesini gole kapalı tutacağını çok düşünmüyorum. O risk aldığı dakikalarda pozisyon verecektir. O Evet. nedenle 2-1 gibi ya da 3-1 gibi bir sonuç bekliyorum Fenerbahçe adına. Peki Gürcan Bilgiç. Kazandığı bir maç bekliyorum ben. Peki Gürcan Bilgiç, çok çok teşekkürler değerli yorumlarınız için. İyi yayınlar Ezgi. Çok teşekkürler.